üzerinden. Ben yapmadım. Selçuk Üniversitesi yapıyor. Bilimsel... Genç Parti, İşçi, İşçi Partisi. Genç Parti, İşçi Partisi önde. Genç Parti'nin çok önünde. Şimdi İşçi Partisi'ni, Genç Parti'nin çok önünde ama arkadaşımız bir Genç Parti şeyi yapıyor, yaldızlaması. Ben arkadaşımızla yılların tecrübesi de konuşuyor. Genelde de onları gösteriyor. Hayır, yanıldığını göreceğiz. Bakın bu sokakta dolaştırılan fikirler bunlar. Hı-hı. Çünkü şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Bundan sonra kim iktidar olur? Vatan savunmasının başında olan. 1918 yılına dönelim. İki parti vardı. İttihat Terakki ve İhtilaf Partisi. İhtilaf Partisi şeyin, damat Ferit Paşa'nın. Şimdi 1922'de bu partiler var mı? Hatta 20'de var mı? Yani gördüğünüz gibi bu yeni girdiğimiz dönem eski partilerin hepsi çöplüğe gidecek. Bu dönemde vatan savunmasının başında olan Türkiye, Diyarbakır'dan dünyaya bayrak gösteren İşçi Partisi önümüzdeki dönemi... Efendim geçen yıldızı... seçimlerde 3 Kasım seçimlerinden bir gün öncesinde siz partinin genel merkezinde bir basın toplantısı yapacaktınız. Ben de o toplantıyı izlemekle görevliydim. Sizin genel merkezinizdeydim. O gün parti yöneticilerinin tahminleri hep İşçi Partisi kararsızlarla dağıtıldığında %30 deniyordu. Yok efendim. Ama çıkan sonra ben birebir şahit olduğum hayır için. Efendim, hayır efendim. Yani burada farklı bir şey söylemek durumunda değilim. Kendim efendim, oradaydım lütfen, çünkü. %30 diye hiçbir zaman böyle bir şey telaffuz etmedim. %24'ler kararsızlar dağıtılınca %30'ları buluyoruz diyordu arkadaşlarımız. Yanlış hatırlıyorsunuz. Hiçbir şekilde bizim ağzımızdan öyle bir şey çıkmadı. Bu sefer hiç öyle değil. O zaman da bizim oylarımız Temmuz ayında, Haziran ayında AKP, DSP ve Cumhurbaşkanlığı anketlerinde, jandarma anketlerinde %5-6'lara kadar çıkmıştı. O dönem başka, bu dönem başka. O dönem 8 şehit gelmiyordu, mayınlar patlamıyordu, çarşılarında bilmem ne yoktu. F-16'lar Türk hava sahasını ihlal etmiyordu. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı Amerika bu terörün arkasındaki tehdittir demiyordu. O zaman ekonomi... 450 milyar dolar borca varmamıştı. Şimdi onları hepsini görelim. Bugün bu tablodan Türkiye'yi çıkartacak, bu krizden çıkartacak, krizin üstüne üstüne giden tek parti İşçi Partisi. Evet, bu arada Atatürk birazdan bakın nasıl Atatürk reklama girdikten şöyle sonra diyelim. Irak'a konuşacağız, Amerika'ya da konuşacağız ama yine bir reklam aramız var. Ondan sonra parti krizi daha uzun. AK Parti oylarını artırır mı, artırmaz mı diye sormuştuk. %59 evet artırır AK Parti oylarını demiş. %41 hayır AK Parti oylarını artırmaz demiş. SMS'lerinizi 34.50'ye bekliyoruz ve şimdi kısa bir reklam var. Evet, İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le olan sohbetimiz devam ediyor. Sayın Perinçek, pek çok siyasi partide, farklı siyasi partiler kadın adayları ön plana çıkarıyorlar. Evet. AK Parti'den 100 tane, 100'e yakın milletvekili adayı var. CHP'den de çok pek çok genç partiden olsun, diğer partilerden pek çok kadın adayları milletvekili adayı oluyorlar partilerden. Sizin partinizde, İşçi Partisi'nde kaç tane kadın aday efendim, milletvekili var? Efendim, bizim 10 ilin... liste başı birinci sıra adayı kadın. Mesela Aydın, hı hı. Efendim Kütahya. Liste başı. Liste başı. Evet. Hiçbir partide sanmıyorum 10 ilde liste başı olsun. Bunlar göreceksiniz bir kısmı milletvekili olarak gelecektir arkadaşlarımızın. Aydın, Kütahya, Bolu, Sivas, Erzincan, Maraş gibi. Şimdi hepsi 10 ilde, hı hı. Liste başlarımız hanım adaylardır. Ve bunlar birikimli, kültürlü, Türkiye'yi yönetecek ve kendi alanlarında da bir numara olan, yıldız olan insanlardır. Çok kaliteli bayan adaylarımız. Size küs olan adaylar çıktı mı? Hayır. Her partide çıktı. Efendim bakın bizim bütün aday listeleri saptanırken herkes birbirine bu arkadaşın ön planda olması lazım. Bu arkadaşın birinci sırada olması lazım. Bu arkadaş olursa partimiz daha büyük başarı kazanır şeklinde. Yani partimize yeni katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nden eski senatör mesela Servet Baro var. Bu arkadaşlar hep şaşırdı. Ya. Biz öyle yerlerden giriyoruz ki oralarda herkes adaylık kapmak için mücadele eder. Hı-hı. Ama İşçi Partisi'nde bu arkadaş önde olursa daha başarılı oluruz şeklinde. 23 Temmuz sabahı nasıl bir dağılım öngörüyorsunuz mecliste? AK Parti tek başına iktidar vallahi olur Balıkesir, mu? Ya da koalisyon olabilir Balıkesir'deki CHP'ler. Politika gazetesinin evvelsi gün çıkan baş yazısında ki bu Balıkesir'in en büyük gazetesidir. Şunu yazıyor, diyor ki seçimden sonra diyor gazetelerin atacağı başlık şöyle olacak, bu seçimin galibi İşçi Partisi. Bakın bu Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla, hı-hı, Balıkesir'deki gözlem, başka yerdeki gözlemler, önümüzdeki dönem hep bu sözleri dinleyeceksiniz. AKP iktidar olamaz. Sıfır ihtimaldir. Neden? Neden? Bir, millet onun karşısında. Bu al bayraklarla Tan Doğan, sizin Çağlayan. Sizin bugün beşi görüp
yükselişte diye bize söylediğiniz ankette AKP %35'lerde görünüyor. Akıp, o ankete bakın, şimdi doğru kabul efendim, edersek bakın, sizin sözlerinizi tartışmamız hayır gerekir. Hayır efendim bakın seçime daha 22 Temmuz'a ne kadar var? Fakat seçimin ben size sonucunu söylüyorum. Millet 49 karşısında, gün kaldı seçime bir, böyle. Millet evet. Karşısında. İki, orduyu yönetemiyor ve ordu karşısında, yargı karşısında yargıya küfrediyor Tayyip Erdoğan. Üniversitelere küfrediyor. Şimdi millet karşısında, ordu karşısında, yargı karşısında, üniversitelere nasıl iktidar olacak? Silahı olmayan iktidar olamaz. AKP'nin silahı Amerikan ordusu. Amerikan ordusu dışında dayanacağı bir silahlı güç yok. Çok onun iddialı için... bir söz söylediniz. Silahı olmayan iktidar olamaz. Evet. Türkiye'de siyasi partili iktidarı ordu mu taşıyor? Hayır efendim, iktidar şu demektir. Ben devlet teorisi hocasıyım, üniversitede aynı zamanda yıllarca. Şudur, devlet iktidarı diğer kurumların iktidarından farklı olarak silahlı güce hükmeden iktidardır. Eğer herhangi bir kuvvet silahlı güce hükmedemiyorsa o iktidar olamaz. Çünkü devlet kararlarını silahla uygular. Yani yaptırım gücüyle, polis ve askerdir. Polis ve askeri hükmedemeyen bir hükümet olmaz. Onun için efendim sandıktan şu çıkar, anketler buluyor falan. Ben size kanunu söylüyorum. Silaha hükmedemeyen, orduya hükmedemeyen iktidar olmaz. Bakın Vahdettin padişahtı değil mi? 600 yıllık koskoca bir saltanat temsilcisi damat Ferit Paşa. Atatürk onların altından Türk ordusunu çekti. Millet de Atatürk'ün altına geçti. Küt diye oturdular. Tayyip Erdoğan iki tane önemli sınavdan geçti. Biri o millet ayağa kalktığı zaman Tan Doğan Çağlayan'da kendi kalabalıklarını toplayıp onunla bir hesaplaşmaya girebilirdi. Buna cesaret edemedi, yüreği yetmedi. Bir kere orada kaybetti. İki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o açıklamaları yayınlandığı zaman 12 Nisan'da Sayın Genelkurmay Başkanı, 27 Nisan'da bilinen o muhtıra denen olay. Onun arkasından komutanları ağlamak yerine, işte bunlar benim sözümü dinlemiyor, ben hükümetim, bir hükümet ağlamaz ki. Ne yapar? Derhal komutanları bir kararname imzalar ve görevinden alır. Bir de bunu yapamadı. İşte bu ikisini yapamadığı için, yani milletin karşısına kendi kalabalığını çıkartamadığı ve aciz duruma düşmüş bir hükümet, orduya ben söz geçiremiyorum diye milletin önünde ağlıyor. Bu iki sınavdan sonra artık onun iktidar olması mümkün değil. Amerika da bunu gördü. Bakın orduya hükmedemeyen bir iktidarla Amerika bir şey yapamaz. O da gördü. AKP gitmiştir. Onun için efendim AKP öcüsüyle falan milleti, bakın ben burada söyleyeyim, AKP artık Türkiye'de iktidar olamaz. Seçtirebildi mi Cumhurbaşkanını? Bakın millet anayasa yaptı. 360 küsur adamı vardı mecliste. Seçtirebildi mi Cumhurbaşkanı? Seçtiremedi. Demek AKP iktidar artık yok. İktidar olsaydı o Cumhurbaşkanı'nı seçtirirdi. Siz Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini onaylıyor musunuz? Şimdi efendim fasulyenin piyazın içindeki soğanı alıp muhallebinin içine atarsanız muhallebinin içinde soğan lezzet katar mı? Sistemlerin bir bütünlükleri vardır. Başkanlık sisteminde halk seçer. Parlamenter sistemde parlamento seçer. Şimdi bu yüzlerce yıllık bir süreç içinde bu sistemler oluşmuştur. Neden? Başkanlık sisteminde katı bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yürütme kendi başına buyruktur ve o yürütmenin başında da halkın seçtiği kuvvetli bir başkan vardır. Parlamenter sistemde ise parlamentonun denetlediği bir yürütme söz konusudur. Şimdi bu sistemin içinden bir şey alıyorsunuz. Fasulyenin içindeki, piyazın içindeki soğanı götürüyorsunuz, muhallebinin içine atıyorsunuz. Bu sistemlerin içinden çeşitli kurum ve ilişkileri alıp öbür sistemin içine katamazsınız. Bunlar çok yanlış şeyler. Çok bir sistem değişikliği. Ya başkanlık sistemine geçersiniz Amerika'daki gibi falan, o zaman halk seçer. Ama parlamenter sistem veya meclis hükümet sisteminde öyle şey olmaz. O... Efendim Türkiye'nin gündemindeki en önemli konuya gelecek olursak. Kuzey Irak'ta yaşananlar. Amerikan uçakları ilk kez Türk hava sahasını ihlal etti. Türkiye bugün askerlerimiz diyor ki Kuzey Irak'a girelim, terörün kökünü kazıyalım. Hükümetin çekinceleri var. Sizce Türkiye ne yapmalı efendim? Kuzey Irak'a girmeli terör mi? Terör nasıl çözümlenir ya Türkiye? Ya da nasıl çözümlenecek evet. Türkiye? Tabii şimdi üç madde. Bir, halkımızı kazanarak en önemli terörü çözmede. İkincisi gerekli uluslararası ilişkileri hazırlayarak, yani bölge ülkeleri arasında İran, Türkiye, Suriye ve Irak halkı arasında bir işbirliğini yaratarak